Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir telefon incelemesiyle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Oppo'nun geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu A91 modeli. Malum Oppo son dönemde Türkiye'deki model yelpazesini iyiden iyiye genişletmeye başladı. Bunların son halkalarından biri de Oppo A91 oldu arkadaşlar. Oppo A91 incelememize ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Geçtiğimiz günlerde biz bunun kutu açılış videosunu da yayınlamıştık. Dilerseniz onu da yukarıdan göz atabilirsiniz. Kutu içeriğinde kulaklık ve kılıf da çıkıyordu. Bunu da size yeri gelmişken belirtelim. Şu anda günümüzde pek çok satılan modelden kulaklık çıkmıyor. Dolayısıyla Oppo'nun bu telefonlarında hala kulaklığa yer veriyor olması da güzel bir durum. Gelelim telefonumuzun tasarımına arkadaşlar. Oppo bu modelinde damla çentik tasarımına yer vermiş ki bence delikli ekran tasarımı daha hoş durabilirdi ama yine de burada bir damla çentiğimiz bulunuyor. Alt çerçevenin yan çerçevelere oranla biraz daha kalın durduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafta baktığımız zaman sade bir hat tercih edilmiş. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuzda sağ tarafa power tuşu konulmuş, sol tarafa ise ses açıp kapama butonları yerleştirilmiş. Alt tarafa geçtiğimizde arkadaşlar bir adet Type-C girişi ve burada 3.5 milimlik kulaklık jack'ına yer verildiğini görüyoruz. Üst kısımda ise bir adet mikrofon yer alıyor. Bunun dışında SIM kart yuvamız da yine telefonumuzun sol yüzüne yerleştirilmiş. Arka yüzü çevirdiğimizde ise alt alta konumlandırılmış dörtlü ana kamera modülüyle karşılaşıyoruz. Bu modülün hemen yan kısmında da bir flash ışığımız bulunuyor. Oppo logosu da yine diğer modellerde olduğu gibi telefonun alt kısmına yatay olarak yazılmış. Genel itibariyle şekil olarak değerlendirdiğimizde, tasarım olarak değerlendirdiğimizde telefonun günümüz standartlarına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yani baktığımız zaman zaten damla çentik telefonların arasında öyle tasarım anlamında uç farklılıklar bulunmuyor. Oppo A91 de bu anlamda yine diğer modellere benziyor diyebiliriz. Klasik bir damla çentik tasarımı, arka tarafta düz sade bir tasarım çizgisi, yan tarafa yerleştirilmiş butonlarla karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu sizlere belirteyim. Telefonu tuttuğunuz zaman arka tarafta parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Çok bırakmıyor ama yine de baktığınız zaman şöyle gayet yansımada parmak izlerini falan görebiliyorsunuz. O yüzden kılıfla kullanmanız iyi olacaktır. Zira kılıfsız kullanırsanız bunu sürekli silmeniz gerekebilir. Bu da bir zamandan sonra canınızı sıkacaktır. Telefon kutudan çıktığında ön yüzde bir ekran koruyucumuz mevcut. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani ekstradan alıp yapıştırırsanız tabi bu sizin tercihinize kalmış ama telefon kutudan çıktığında tam olarak ekranı kaplayan bir etiket var üzerinde, bir koruyucu mevcut. Bunu sizlere söylemiş olalım ve gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Evet arkadaşlar, Oppo bu modelinde MediaTek tarafından üretilen Helio P70 Yonga setini kullanmış. Bu Yonga setine 8 GB'lık RAM eşlik ediyor ve dahili depolama alanında ise 128 GB'lık boşluğumuzun olduğunu görüyoruz. Şunu belirtmek istiyorum size. Bize gelen model 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Lakin 4 GB'lık RAM'e sahip modelleri de var. Fakat bu modeller sanırım şu anda Türkiye'de satılmıyor. Zira internete de baktığımızda genel itibariyle hep 8 GB'lık RAM'e sahip modelleri görüyoruz. Fakat distribütörler getirebilirler 4 GB RAM'li versiyonu ve bunları daha düşük fiyattan satabilirler. Buna dikkat etmenizi öneriyoruz. Sonra alıp da demeyin ya benim telefonumda niye 4 GB RAM var diye. Fakat Oppo Türkiye garantili olanlar şu anda gördüğüm kadarıyla benim internette hep 8 GB RAM'li olan modeller. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım yeri gelmişken. Ve telefonumuzun ekranına geçelim arkadaşlar. Ekrana baktığımızda 1080x2400 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Bu AMOLED ekranın gövde oranı %85.5. 408 ppi piksel derinliğine sahip, 430 nits parlaklık değeri sunuyor ve Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Bu ne demek? Yani çizilmelere karşı, darbelere karşı son derece dayanıklı bir ekrandan bahsediyoruz. Burada şunu söylemek lazım. Genel itibariyle orta segmentteki modellerde Corning Gorilla Glass 3 ya da 4 tercih ediliyor.
Burada bu telefonda 5'in tercih edilmesi gerçekten güzel olmuş. Sonra demeyin ya Oppo niye diğer segmentindeki modellere göre biraz daha pahalı kalıyor diye. İşte bu yüzden pahalı kalıyor arkadaşlar. Baktığınız zaman kutudan kulaklık çıkıyor, meve çıkıyor. Corning Gorilla Glass 3 yerine kalkıyorlar, 5 kullanıyorlar. Ve diğer parçalarda da daha iyi, daha kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Bunlar da doğal olarak telefonun fiyatını arttırıyor. Yani telefonun fiyatını tek arttıran şey Yonga setidir, RAM'dir, bataryadır, bunlar değil. Bunun haricinde işte arka kapak olsun, ekran olsun, şu tuşlar bile, şuraya bir 3.5 milimlik jack koymak bile telefonun fiyatını arttıran etkenler arasında yer alıyor. Telefonun ekranından bahsettikten sonra gelelim kameramıza. Az önce de bahsettiğim üzere arkadaşlar arka yüzde dörtlü bir ana kamera modülümüz mevcut. Burada 48 megapiksellik 1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir ana kameramız var. Bu ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik derinlik kamerası ve 2 megapiksellik de makro kamerası eşlik ediyor. Bu kameraların genel itibariyle beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Yani ben gündüz ışığında çekimler yaptım, gün ışığında çekimler gerçekleştirdim. Genel itibariyle fotoğraf ve video performansı tatmin ediciydi. Lakin söz konusu gece çekimlerine geldiğinde aynı performansı aldığımı söylemem biraz zor olacak. Çünkü gece çekimlerde böyle çok aman aman müthiş işler ortaya çıkarmıyor. Hatta böyle bazı görüntülerin buğulu, böyle biraz dağınık göründüğünü de söylemek mümkün. E tabi sonuçta fiyat performans oranına baktığımızda gece çekimlerinde bir işte Reno 3 Pro gibi bir performans sergilemesini beklemek zaten hata olurdu. Zira fiyatı da o levelin bayağı bir aşağısında diyebiliriz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri A91 ile çektiğimiz fotoğraflarıyla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, fotoğraflardan sonra şimdi geldik video performansına. Hemen sizinle canlı bir video performansı gerçekleştireceğim. Ön kamerayı açıyorum ve video kaydına geçiyorum. Şu anda evet Oppo A91'in ön kamerasındayım arkadaşlar. Oppo A91'in ön kamerasıyla yaptığınız çekimlerde genel itibariyle ses ve görüntü performansının bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. En azından hani gündüz gün ışığının böyle yaygın olduğu yerlerde yaptığınız ön kameralı İç ortam çekimlerinde ses ve görüntü performansı bu şekilde deyip şimdi dilerseniz arka kameraya geçelim. Evet, durdurduk videomuzu ve arka kameraya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Oğuz'dan bir parmak isteyeceğiz. Arka kamerayla yaptığımız görüntü ve ses kayıtlarında ise yani video kayıtlarında ise kalite bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hızlı bir geçişler yapayım. Bakın dalgalanma oluyor mu olmuyor mu şöyle. Bir hızlı hareket ettireyim. Genel itibariyle başarılı olduğunu söyleyebiliriz videolarda telefonun. En azından fiyat performans oranında baktığımız zaman günü kurtaracak bir kaliteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani gündüz yaptığınız çekimlerde bu telefon sizi üzmeyecektir. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim telefonumuzun bataryasına. Oppo bu telefonda 4025 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş ki bu günümüz koşullarında ortalama olarak kabul edilebilir artık. Çünkü 3000 mAh artık kimse kullanmıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 4000 mAh'lerden başlıyor. Hatta 5000, 6000, 7000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonlar bile bulmak mümkün. Fakat bizim için artık önemli olan şeylerden biri de ne? Hızlı şarj teknolojisi. Oppo bu telefonunda 20 watt'lık hızlı şarj teknolojisine yer vermiş ki bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonun şarjını yalnızca yarım saat içerisinde %50 oranında şarj edebiliyorsunuz. Fakat artık bu miktarlar bizi çok fazla etkilemiyor. Zira Xiaomi geçtiğimiz günlerde 4500 mAh'lik
bir bataryaya sahip telefonu sadece 20 dakika içerisinde %100 şarja ulaştırdığını açıklamıştı. Dolayısıyla burada yarım saatte %50 şarj olması artık bizler için çok da etkileyici değil diyebiliriz. Evet, gelelim telefonumuzun fiyatına. Bu telefon ilk satışa çıktığında arkadaşlar, yani ilk böyle duyurulduğunda 4000 liranın üzerinde bir fiyata sahipti. Fakat şu anda bu telefonu 3100 lira civarlarına satın almanız mümkün. Yani kısa bir süre içerisinde 1000 lira gibi bir değer kaybına uğradı. Fakat daha da aşağılara düşeceğini ben fazla sanmıyorum. Zira bu telefon için şu anda 3100 lira gayet uygun bir ücret diyebiliriz ki hatta 3100 liralık fiyat bu telefonu fiyat performans modeli haline getirmiş durumda. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo'nun A91 modelini inceledik. Şu anda dediğim gibi 3100 liraya gayet alınabilir bir model bu. Açıkçası 4000 lira seviyelerindeyken çok da böyle makul bir cihaz değildi. Fakat şu anda tam bir fiyat performans cihazı olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.